arkadaşlar. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Wondel Park'a gidiyoruz. Wondel Park gitmek için 7 numaraya bineceğiz biz. Trenlerde ya da metrolarda hangi taraftan binersiniz binin her yerde basmeleri var. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım bunun için. Öyle mi? Fiyatlarını da göstereceğim size. Burada kahve parasını ödedikten sonra kahve bardağı alıyorsunuz ve kahvenizi kiralıyorsunuz. Flat white alayım. Bunu tattım arkadaşlar. Hiç güzel değil tadı. İki kahveye yaklaşık 4,5 euro verdik arkadaşlar. Ama lezzetli. Kahvemi aldım. Şimdi gideceğimiz Wondel Park gitmeden önce merkezde birazcık dolaşacağız. Buraları göstereceğiz. İnsanlar bana bakıyor, çok komik. Arkadaşlar Wondel Park'a giderken merkezden geçip birazcık merkez gösterelim size. Burası Line Spline. Manzara harika. Şuraya bir bakar mısınız? Yani burası çok kalabalık oluyor. Normalde bizim yaşadığımız yer çok kalabalık değil. Ama burası çok kalabalık. Şimdi göreceksiniz zaten. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu ilerisi center'ın girişi, center'ın başladığı yer. Burada görebileceğiniz en çok şeylerden biri bisiklettir arkadaşlar. Herkes Hollandalılar bir tane oldukça fazla bisiklet kullanıyorlar. Evet, sağlık açısından da iyi. Buradaki en sık ulaşım aracı bisiklettir. Birazdan Wondel Park'tan görüşürüz arkadaşlar. Geçen vlogumuzda yediğimiz Gyoza miydi adı? Gyoza. Gyoza mı? Gyoza. Gyoza burada var ama birazcık pahalıydı. Biz o yüzden yemeyeceğiz. Böyle etrafı gösterelim. Bu kanalda botla gezinti yapabilirsiniz. Biz bu gelen şeyleri hiç bilmedik. Ne onun adı? Unuttum. Unuttuk. Hiç bilmedik daha nasip olmadı. Sizde nasip olacak? Öyle. Sanata her zaman saygılıyız. Şimdi Wondel Park'a geldik. Wondel Park Amsterdam'ın en büyük parkıdır. Ve en büyüklerinden biridir. Wondel Park için park değil küçük bir dünya diyorlar. Biri burada paten üzerinde, biri parkta koşuyor, biri yoga yapıyor, birileri ise piknik yapıyor. Biz de bunları gözümüzle şahit olduk tabii. Ama çok fazla bisikletli var ve bisiklet trafiği çok yaşanıyor. Bu yüzden çok beğenmedim.
Yani baksanıza, yürüyen insandan daha çok bisikletli insan oluyor. Neyse, ilerleyen yerlerde inşallah böyle değildir. Evet, kentin geneli gibi deniz seviyesinin altında bulunan Wander Park 30 yılda bir yenileme sürecine giriyormuş arkadaşlar. Böyle popüler olan yerlerden biri. Jos van de Vondel Hollandalı bir şair ve yazar ve oyun yazarmış arkadaşlar. Bu yüzden Hollanda için önemli bir insan olduğu için Vondel Park ismini o yüzden vermişler. Vondel Park. Arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Ya bunlar ne? Ya sen anne mi oldun? Ay çok kötü bakıyor bana. Bu parkın küçük bir şehir olduğunu daha önce söylemiştim. İnsanlar ağaçlara çıkmış, oturuyorlar falan filan. Biz de geziniyoruz. Burcu biz de çıkalım mı buraya? Buraya bayıldım. Film gibi. Gerçekten. Ay. Wondel Park söylenenler kadar güzel bir yermiş. Evet arkadaşlar, bu güzel manzara eşliğinde bunu Albert'ten aldık. Versus Albertine. Fersil. Mango, muz, apple, elma, avokado, ıspanak var. Hemen deneyelim. Buna kişi başı 2.45 verdik. Bir anda bir bedava olduğu için 2 tane aldık. Deniyorum. Güzel arkadaşlar ama sağlıklı içecekler bana göre değil. Biliyorsunuz bunu. Ama güzel gene. Öneridir. Şimdi hemen etraf gösterelim. Yapan insanların yanına doğru gidiyoruz. Gel. Bizim de spor ihtiyacımız var. Gel küçük küçük küçük. O sopa birazcık senin için fazla değil mi? Olsun. Hoşuma gitmedi şu an. Ama size helal olsun. Like it. Şu kadar sağlık olsak ve enerjik olsak yeter. Evet arkadaşlar, vlogumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Wondel Park, park gibi değildi. Küçük bir şehir gibiydi adeta. İnşallah size keyif vermişlikle. Diğer videoda görüşmek üzere.